Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. İnşallah haftamız hayırlı, uğurlu, bereketli olur. Allahü Teala bol kazançlar nasip eder. Allahü Teala bizi güzelliklerle karşılaştırır. Cenab-ı Allah bize bol kazanç nasip etsin, hayırlı işler nasip etsin. Aziz kardeşlerim, bugün sizlerle gündemde olmaması gereken bir konuyu konuşacağım inşallah. Artık sıkan, bunaltan, yani artık ka çoktan kavramamış, kavramamız gereken, çoktan kavramış olmamız gereken bir konuyu konuşacağım. Şimdi e, dostlar bir paylaşım gördüm Twitter'dan. Bir tane mezarla işte böyle bir düzenek kurmuşlar. Güneş ışığından istifadeyle o düzenekte Kur'an-ı Kerim okunuyor. İşte ölülerin ruhlarına artık plaktan sıradaki işte sure neyse onu okuyor. Şimdi mezarlıklarda Kur'an-ı Kerim okumasını gördük de işte böyle megafonla okunması, radyoyla okunması, ne bileyim işte bir takım düzeneklerin kurularak, okunması falan bu ya bu bu iyi bir şey değil. Bu normal bir şey değil. Bu Kur'an-ı Kerim'in indiriliş amacı da değil. Muhammed Aleyhisselam hiçbir cenazesi için Kur'an-ı Kerim okumamıştır. Kendisi arkasından ashab-ı kiramdan hiç kimse bir Fatiha okumamıştır mezarında ruhuna fatiha diye bir şey de yazmaz. Allah'ın hiçbir elçisi kendisine indirilen kitabı gidip mezarlıklarda ölülere tebliğ etmemiş, onların ruhlarını okumamıştır, okunmasını istememiştir. Allah'ın hiçbir elçisinin arkasından ona iman edenler kitabı götürüp de mezarın başında okuyup da ruhuna hediye etmemişlerdir. Yani ruhuna hediye etmek diye bir olay yok zaten. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de defalarca Kişi için sadece kendi kazandığı vardır. Yapıp ettiklerinize karşılık olarak şöyle, yapıp ettiğiniz için böyle, yaptıklarınıza karşılık olarak defalarca geçer. Defalarca geçer. Şimdi üzücü olan şu. Yıllardan beri işte ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumaz diye anlatıyoruz. Artık bayılacak, bıkacak noktaya geliyoruz. E herhalde mevzu kapanmıştır diyoruz. Ama bu paylaşıma bile bir tanesi cevap yazmış. Ya öyle bir şey yok diye. Bir yıl beyni gelmiş. Demek ki halkın zihniyetinden bu hurafe tam anlamıyla sökülüp atılamamış. Bu çok kötü bir şey. Öyleyse diğer hurafeler de böyle canlı. Çok acı bir durum bu. Çok acı bir durum. Neden acı bir durum? Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'i gidin birinin ruhunu okuyun diye indirmedi. Eğer ölünün ruhuna Kur'an-ı Kerim okuyacaksan ya o ruh o adamın bedenindeyken sen neredeydin? Canlısını okumadın Kur'an'ı ölüsüne niye okumuyorsun? Niye okuyorsun? Ne faydası var? Ne elde edecek? Hasıl olan sevabı ruhuna hediye ediyoruz. Bakalım da Allah'ın ben ruhunuza sevap transfer ediyorum diye bir vaadi var mı? Yok. Böyle bir şey yok. Allah sizi okuyun ben gönderirim ulaştırırım demiyor ki. İşte Kur'an-ı Kerim'i böyle dirilere okunsun diye indirilen Kur'an-ı Kerim'i ki bakın Yasin suresi ölülere en çok okunan suredir. Komik olan şu orada şöyle bir ifade var. Liyunziramen ken Dirilere uyarı olsun diye. Sen dirilere uyarı olsun diye indirilen kitabı eğer ölüleri okursan Kur'an-ı Kerim'le belki niyetin bu değil ama dalga geçmiş gibi olursan o zaman Allah da senin başkalarının dalga geçeceği bir duruma düşürür. Nitekim 3-5 tane YouTuber çıkıyor. Adam saçma sapan konuşuyor İslam dini hakkında. Ama işte akın akın insanlar dinliyor ve dalga geçiyor bizimle. Dinimizle dalga geçiyor. Müslümanlarla dalga geçiyor. Bunun sebebi biz Müslümanlarız. Bunun sebebi biz Müslümanlarız. Yani Kur zaten Kur'an-ı Kerim'in ölüleri okunmasını isteyenler Kur'an-ı Kerim'in pratikte sosyal hayatta olmasını istemeyenlerdir. Yani İslam dini, mezarlıklar dini olsun. orada okunsun. Kur'an bize nerede lazım? Düğünde, cenazede, işte ne bileyim işte mevlütte, sünnette, erkek çocukların sünnet töreninde. Tamam sonra kapat kaldır. Yani Allah-u Teala'nın allah Teala'nın Teala açın okuyun dediği kitabı biz en güzel kılıflarda saklıyoruz. Yani çocukların ulaşamayan diye yazar ya ilaçların üzerine çocukların ulaşamayacağı yerlere koyun diye. Biz yetişkinlerin de ulaşamayacağı yerlere koyuyoruz. Yani i̇nanılır gibi değil. Yahu İslam dininde ölülerin ruhlarına Kur'an okumak diye bir şey vardı da Muhammed Aleyhisselam'ın haberi yok muydu bundan? Giderken kendi yapardı. Bana da böyle yapın derdi. Yaptığım gibi siz de yapın derdi. Böyle bir şey yok. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de gidin ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyun diye bir emir de yok. Bu konu hakikaten çok can sıkıcı bir konu. Ciddi bir konu değil yani. Biz Müslümanlar nelerle uğraşıyoruz? Ölüye Kur'an okunur mu okunmaz mı? Hoş okusan da yani niye okudun sen gavur oldun diyecek halimiz yok da. Ama şöyle bir durum var. Kur'an-ı Kerim'in asıl üzerinde durması gereken konuları kaçırıyoruz. Gaflet içerisinde yani adam ölüye Kur'an-ı Kerim okuyunca görevini yaptığını zannediyor. Mevzunun kapandığını falan zannediyor. Yani tekrar ederim. Resulullah ölüyor Kur'an-ı Kerim okumuş mu? Hayır. Okunması için tavsiye etmiş mi? Hayır. Ya bir tavsiyesini önce kendisi uyar. Mesela Muhammed Aleyhisselam hangi mezarlığa gitmiş? Kimin ruhuna Kur'an-ı Kerim okumuş? Yok böyle bir şey. Bir tane örneği yok. Ne gören var ne duyan var. Yani o kadar dört halifeler, sahabeler, Uhud Savaşı'na katılanlar, Bedir Savaşı'na katılanlar. Bir tanesinin aklına gelmedi mi Muhammed Aleyhisselam mezarına gideyim de ruhuna birkaç Kur'an-ı Kerim okuyayım, birkaç suru okuyayım diye. Çok yanlış şeyler bunlar. Maalesef ümmeti Muhammed'i asıl uğraşması gereken mevzulardan alıkoyan şeyler. Biz de bunları konuştuğumuz için aslında biz de uğraşmamamız gereken konularla uğraşıyoruz. Daha ciddi mevzular var. Daha önemli konular var. Daha mühim konular var. Bunları bırakmışız. Ölünün ruhuna okunur mu okunmaz mı? Gider mi gitmez mi? Bu, bu nedir Allah aşkına? Bu tartışma konusu mudur? yani? Bu bize lazım bir şey midir yani? İnsanlar ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim yeteri kadar okumadıkları için mi Müslümanlar zor durumda? Yani şimdi Filistinlerin zor durumda olmasının sebebi ölülerine Kur'an-ı Kerim okumadıkları için Ben öldükten sonra bana niye Kur'an-ı Kerim okuyorsun? Söyleyecek bir şeyin varsa gel şimdi söyle. Devam edin. Bakın devam edin. Devam edelim. Şimdi ne diyor Kur'an-ı Kerim'de? Ne okuyorsun? Üç kulü Allah bir elham okuyorum diyor. Tamam ne var orada? Kul ehad. De ki Allah birdir. E nasıl desin o adam? Allah sana diyor ki sen de. Sen ölü diyorsun ki sen de. Hem kaldı ki Firavun dedi de ne oldu? Ya, ölüm anında tövbeyi kabul etmeyen Allah öldükten sonra mı kabul edecek? Ölüm anında ölüm anında bir tolerans tanımıyorsa öldükten sonra mı kabul edecek? O zaman zenginler yaşadı. Herkes her bir zengin kendi arkasından Kur'an-ı Kerim okuyacak. 150 kişiyi bulsun sabah akşam okusun. Habire sevap transferiyle adamı cennete sokalım. Böyle bir mantık olabilir mi? Seni cennete götürecek olanlar senin eylemlerindir. Başkasının senin adına yaptığı değildir. Nitekim yemek yediğiniz zaman yemek yediğiniz zaman sadece sizin karnınız var. Başkasının niyetini yemek yiyemezsiniz. Ya midendeki yemeği öbürüne nakledemiyorsun. Nereden çıkardın ta öte aleme sevap yollamayı? Bu nereden çıktı Allah aşkına? Yıllar içerisinde Müslümanların gelenek olarak uydurduğu, aslının aslanın olmadığı şeyler işte bunlar. Yani din bu değil yani. Kur'an'ın bizden istediği bu değil. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de neden Kur'an-ı Kerim'i indirdiğini defalarca söylüyor. Düşünsünler diye, öğüt alsınlar diye, siyer yüzüne gezin dolaşın, Efendim işte e, ibret alın bakın sizden öncekilerin sonu nasıl oldu diye. E, bir ölü bunları yapabilir mi? Sen Kur'an-ı Kerim'i anlamıyorsun. Biz de sana sevabını yollayalım o zaman. Böyle bir mantık geliştirilebilir mi? Bir gün birine dedim ki ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumayız İşte hangi sureyi okuyacağız? Araf suresini okuyalım. Ne yazıyor orada? Her mescit yerine gittiğinizde temiz elbiseler giyin. Yiyin, için fakat israf etmeyin. Allah israf edenleri sevmez. 31 ve 32. ayetler. Allah'ın indirdiği güzel elbiseleri kim haram kıldı? Ayetler bunlar. Peki bir dakika. Ölü giyinebilir mi? Yiyip içebilir mi? İsraf edebilir mi? Tutumlu davranabilir mi? Mescide gidebilir mi? E ne niye okuyorsun bu adama bu ayeti? Niye okuyorsun bu adama ayeti? Oradan bir sevap hasıl olacaksa da bir bu okuyana aittir. Bir yere gitmez. İki, ayetin gereği yapana aittir. Ölü bunlar ne Kur'an-ı Kerim okuyabilir ne gereğini yerine getirebilir. Ölülere namaz farz değildir. Neden? O dünyadayken farzdır. Oruç da farz değildir. O dünyadayken Çünkü zorunlu olarak oruç tutmak zorundasın. Oruç demiyorum da aç kalmak zorundasın. Artık açlık diye bir hissin de yok senin. Önemli olan imtihan eylemlerini soruları imtihan esnasında cevaplamaktır. Soruları cevaplaman da yetmez. Onu imtihan esnasında yapacaksın. Şimdi Yasin Suresi diyor ki Allahu Teala. İşte onların eserlerini de yazıyoruz. Mehnun nektubu ma demu ve Önceden gönderdiklerini ve eserlerini yazıyoruz diyor Allah Teala. Ama yazılanlar kendi adına eser bırakanlar. Mesela adam bir çeşme yaptırmıştır, adam bir hayırlı ilim dalı bırakmıştır, adam bir köprü yaptırmıştır. Ama dikkat edin bunlar dünyadayken sizin yaptığınız şeyler. Yani döner dolaşır, döner dolaşır, sizin dünyadayken yapmış olduğunuz hayırlarınız size ulaşır. Bu kadar. Başkasının sizin adına bir şeyler yollaması, göndermesi mümkün. 41 Yasinler bilmem ne yok böyle bir şey. Ya. Bir de bunu ticaret haline çevirmişler. Muhammed Aleyhisselam'ın ne 40, ölünün 50'si, 2'si, 55'i bilmem nesi, 40'ı, 60'ı, 70'i hiçbirinden haber olmadığı gibi. Haber olmadığı gibi. Senin ruhuna Fatiha okuyayım, sen de gel bana biraz para ver. Ne bileyim ruhuna hediye edelim. Hiç böyle bir konuşmadan kimseyle geçmemiş arasında. Kur'an-ı Kerim'de o kadar Nebi'nin hayat hikayesi anlatır. Ya bir tanesi de kalkıp diyor mu ki gidin ölülerinize şunu okuyun şunu okuyun diye. Neden bu konu üzerine bu kadar eğiliyoruz? Neden bu konu bizim için bu kadar önemli? Çok tuhaf bir şey. Tamam şunu anlayabiliriz. İnsan yasını yaşamak ister. İnsan sevdikleriyle bir şekilde bağlantı kurmak ister. Onlardan bir şey almak, bir şey vermek, onları önemsemek ister. Tamam ölüleri yapacağınız en büyük hayır da zaten Kur'an-ı Kerim'de bu da açıklanmış. allah Teala buyuruyor ki Allah Teala buyuruyor ki işte e, İbrahim suresinde Rabbim annemi ve babamı bütün müminleri kıyamet günü bağışla. Böyle dualar edersiniz. Ölmüşlerinizi rahatlatmak istiyorsanız, onlara bir hayır yapmak istiyorsanız kalan borçlarını ödeyin. Kalan borçlarını ödeyin. Adam da hakkımı helal ettim diyorsun. O da öbür tarafta uğraşmasın. Ama dikkat edin yine şahsın kendi malından onun adına yapacağınız şeylerdir. Yani son tahlili birine sevap yollamak diye bir olay yok. Günah yollamak var mı? Ben günah işleyeyim onun ruhuna gitsin. Böyle bir şey yok. Ben sevap işleyeyim onun ruhuna gitsin. Bu da yok. Ama kötü bir çığır bırakmışsa insan mesela Allah korusun ahlaksız bir film yaptı. Allah korusun ne bileyim işte bir pis işin başlangıcı başlangıca sebep oldu. Bu kimseye yapılan o pislikten pay ayrıldı. Çünkü sen sebep oldun. Ama dikkat edersen yine senin fiilen sebep olduğun şey üzerinden sana bir şeyler geliyor. Yani bu dünyadan ayrılırken ne bıraktıysanız hayırlıysa arkanızdan o gelir. Ne bıraktıysanız kötü olarak arkanızdan o gelir. Sizsiz siz olun, hayırlar yap. Bir çocuğu okursun, okutursun, yetiştirirsin, doktor olur, her şifa verdiği hastadan sana bir sevap olarak pay gelir. Ama bu senin bu senin yine yaptığın eylemdir. Bu çok önemli. Ne yazık ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim anlamamış. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki: "Fe ahsin kema ehsana Allahu ileyk." Allah'ın sana verdiklerinden ihsan ettiğinden sen de ihsan et. Yani Allah Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman bunu fiile aktarmamızı istiyor. Ya git ölüyle konuş, muhabbet et, ölüyle Kur'an-ı Kerim oku. Bunlar çok yanlış arkadaşlar. Hele hele bunu geliştirip de yok plaklarla, hoparlörlerle, bilmem nelerle mezarlıklarda okumaya çalışmak bu hiç doğru bir şey değil. Bu yanlış bir şey. Ölünün 40'ı, 52'si, 60'ı, 70, 80, 90 bunların tamamı ehli kitaba aittir. Bize ait hiçbir şey yok. Kur'an-ı Kerim'de ne bugün ve gecelerden bahsedilir, ne efendim o gün şunu yapın diye bahsedilir. Bunların tamamı işte bu cami kenarlarında satılan e, il, e, küçük İslam ilmihali, ne, ne bileyim ne dua kitabı falan var ya onlardan türedi geldi. Dinimizin özünde bunlar yok. Bir insan öldükten sonra hayattayken kendi adına ne yaptı yaptı, öldükten sonra artık daha artı bir şey katamaz kendini. Gerek yok. İmtihan sahası içerisinde yapacaktım. Eğer Kur'an-ı Kerim'den birilerine bir şey paylaşmak istiyorsan o adam canlıyken bunu yapacaksın. Neden? Çünkü e, henüz bir şeyleri düzeltme imkanı var. Henüz daha iyi olma imkanı var. İyiyse daha iyi olabilir, e, kötüyse düzeltebilir. Ya da kötüyse daha kötü olabilir. İlgili ayetleri okursun, iyice kafirleşir. O zaman azabı artar. Yani neticede olumlu ya da olumsuz Kur'an-ı Kerim'i canlı kimselere, onunla amel edecek ya da etmeyecek kişilere okumaktan en büyük fayda. Allah'ın hiçbir elçisi kendine indirilen kitabı gidip mezarda ölülere falan okumamıştır. Böyle bir şey yok. Bu Kur'an'ı kendine mantığına, desin. aykırı. Çünkü Kur'an yaşayan bir din öneriyor. Ya sen yaşa, yaşanması gereken bir dini mezarlıklara mı okur gider anlatırsın? Ölülere dua edersin. Ölülerin borçlarını ödersin. Ölüleri rahmetle yad edersin. Kendini yakın hissedersin. Evet sevdiklerimizi kaybetmek canımızı yakıyor olabilir ama merak etmeyin. Onlar öldüğü gibi. Biz de öleceğiz. E bizi ağlayanlar da ölecekler. Ölümümüz olan sadece Allah. Yani Allah ölüm kanununu Firavun Musa istisna etmeden en iyiden en kötüye kadar koyduğuna göre bu kötü bir şey değil demek ki. Yani şimdi bir sınav başladı. Hoca dedi ki zil çalınca kağıtlarınızı toplayacağım. Şimdi zil çalmasından kim korkar? Dersine çalışan bir adam. Aman daha şunu da işaretleyeyim, bunu da işaretleyeyim diye onun paniklemesini yaşar. Soruları cevapladım, rahatla. Ama zilin çalmasından dersine çalışmayan adam korkar. O panikler. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'i, aziz kitabımız Kur'an-ı Kerim'i birileri okuyalım. Kur'an-ı Kerim'le amel etme imkanı olan insanları okuyalım. Onları uyaralım. Aksi halde, aksi halde Kur'an-ı Kerim atıl, işlevsiz, efendim, çok da hayata müdahale etmeyen bir kitaba dönüşür ki zaten İslam düşmanından istediği de budur. Öyle bir kitap olsun ki sadece ölüler ilgilensin. Hiç efendim diriler ilgilenmez. Bir de şunu duygusal şeyler yapıyorlar, savunmalar yapıyorlar. Senin arkandan bir kişi bile Fatiha okumayacak. Bana bir tane söyle diyor. Senin arkandan bir tanesi bile Kur'an-ı Kerim okumayacak. E okumasın. Benim Kur'an-ı Kerim'den bilmediğim bir şey varsa bana hayattayken söylesene sen zeka özürlü müsün? Bana şimdi lazım o bilgi. Öldükten sonra ben ne yapayım onu? Arkandan Kur'an-ı Kerim okumasın. Niye arkamdan okuyorsun? Yüzümü okusana. Şu 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 ayet var desene. Şuna dikkat et desene. Ne yapacaksın arkamdan okuyunca ne olacak yani? Sana sevap gelmeyecek. Zaten gelmeyecek. Hiçbir şey gelmeyecek. Sana sevap kazandıracak olan şeyler senin yaptıklarındır. Senin adına yapılanlar değildir yani. Başkası uyuyunca sen rüya görmezsin. Başkası yıkanınca sen temizlenmiş olmazsın. Başkası yemek yiyince sen doymuş olmazsın. Başkası çalışınca sen maaş almış olmazsın. Böyle bir şey yok. E bu her yerde böyle hayatın akışı içerisinde. Kur'an-ı Kerim'i Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim ilk önce okumamız gereken insanlar aynada gördüğümüz insanlar Kendimizi okuyacağız yani. Kendimize. Burada önemli olan şu. Şimdi can sıkan tarafı şurası. Şimdi bakıyorsun paylaşım yapılmış. İşte e, falanın ruhu için Kur'an-ı Kerim okuduk. Binlerce pay beğeni gelmiş. Demek ki Müslümanlar, demek ki Müslümanlar Kur'an-ı Kerim ruhunu tam olarak kavrayabilmiş değiller. Altına bir tanesi şöyle yazıyor. Kur'an-ı Kerim okumak, ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumak doğru değildir diyor. Ona da binlerce beğeni gelmiş. Demek ki tartışma konusu bu. Yani biz henüz Kur'an-ı Kerim'i ölüleri okuyalım okuyalım okumayalım mı muhabbetini aşamamışız. Aşamamışız. Bunu aşmamız gerekir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i dirileri okuyalım. Öncelikle kendimiz okuyalım. Allah-u Teala'nın muhatap kıldığı ilk önce biziz. Mesela ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Amener Resulü'de? Her yatsıdan sonra okuruz ve anlamını hiç merak etmeyiz. Bakın ilk cümlesi şöyle. Amener Resulü bime unzileylehimin Rabbi. Resul Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Demek ki önce Resul inanmış. Demek ki ayetlerle önce o muhatapmış. Dolayısıyla ya eyyühellezine amenu diye başlayan ayetlerin ilk muhatabı Resulullah'tır. İç geçmeyin, kumar oynamayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. İlk önce onu uyarıyor. İlk önce onu uyarıyor. O zaman biz de Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman Allah bize, bize burada ne söylüyor? Burada bize ne istiyor sorusuyla okumamız lazım. Hep Kur'an-ı Kerim'i başkalarına havale etmek, başkanın ruhuna yollamak, o zaman ne oluyor? Kur'an-ı Kerim işlevsiz. E ne bileyim işte arada benim ruhunu okursan oku. Efendim geriye sadaka icariye bırakmayalım. Ya sana bırakma diyen oldu mu? Bir köprü yapma diyen oldu mu? Bir çocuğa ne okumasına yardım etme diyen oldu mu? Bir hayır yapma diyen oldu mu? Şunu diyoruz sadece. Ne yapacaksan hayır adına? Bu dünyada yap. Kendini kurtarma adına yap. Ve başkasına dişe dokunur bir faydan olsun. Bu ahirette seninle birlikte gelir ve hayır yaparken de dikkat edin arkadaşlar cami minarelerini yükseltmek hayır falan değildir yani. Ya caminin yan tarafındaki sokakta adam kirasını veremiyor sen caminin minaresini birkaç metre daha yükselteyim diye uğraşıyorsun. Böyle bir mantık olur mu? Böyle bir mantık olur mu? Git mahallende ilaç bulamayan varsa onu bul. Git mahallende kirasını ödeyemeyen, bursunu ne bileyim bulamayan ne bileyim işte insanların türlü türlü maddi ihtiyaçları var. Git onları bul ona ver hiçbir şey bulamadın. Git iki kilo elma al. Bir çocuğa ver yani. Bunlar basit şeyler değil arkadaşlar. Yoksa yoksa ölülerin ruhlarına mezarlığa gidiyorsun. Kur'an-ı Kerim okuyorsun. E sonra görevini yaptığını zannediyor. Bitti artık diyor Yorulunca bakın arkadaşlar yorulmak görevini bitirmek değildir. İnsanlar yorulunca görevlerini yaptıklarını zannederler. Şimdi değerli kardeşlerim bakın. Ben dizi falan izlemem normalde. Çünkü çok vakit kaybı. Bir tane diziye oturdum. Ya acaba ne kadar süremizi alıyor? Yani bir bu diziyi izleyenler ne kazanıyor da ne kaybediyor? Merak ettim. Arka Sokaklar diye bir dizi var. Geçen bir tane bölüm yayınlanmış. Ben bilmiyorum kaçıncı sezon, kaçıncı bölüm, kim gitti, kim çıktı, kim oyuncu, kim ben bilmiyorum onları. Oturdum. Dizi saat 8'de başladı. Akşam saat 8'de başladı. Gece 12'ye doğru bitti. 4 saat sen yerinden kalkıp ağzını yüzünü yıkayıp diş fırçalaman, yatağa yatmasa 12'den sonra bir şey yapamazsın. Daha ne? Hangi kitabı okuyacaksın? Hangi misafire gideceksin? Kimi ziyaret edeceksin? Yapamazsın. 4 saat gitti ya. Ya bir insan bu kadar mı kendini acımasız olur? 4 saatini yok eder. 4 saatini yok eder. Ama işte Kur'an'da Allah ne buyuruyor? Şeytan size Allah ile aldatmasın. 4 saat ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okumak da tamam onun gibi değildir ama ona yakın bir his, vakit israfıdır. Ya dört 4 saat onu okuyacağına, onu okuyacağına git manası üzerine, anlamı üzerine yoğunlaş çok daha iyi yani. İnsanlar eğer öldükleri için faydalı şeyler yapmak istiyorlarsa borçlarını ödesinler. Onları hayırlarıyla ansınlar. Onlara dua etsinler. Onlar hakkında güzel şeyler söylesinler. Senin ölmüş babana yapabileceğin en büyük iyilik bir kere ölmemişse şimdi yapacaksın. Şimdi gidip Kur'an-ı Kerim okuyacaksın, anlatacaksın. Yok eğer ölmüşse bakacaksın. Borcu var mı? İşte ne bileyim babanın yakın arkadaşları var mı? Git onlara iyilik yap. Efendim baban ölmüş annen hayatta. Tamam annenin ihtiyaçlarını gider. Allah Kur'an-ı Kerim'de buyurdu. Öf bile deme. Git onların ihtiyaçlarını gider. Yani Kur'an-ı Kerim'de dirilerin yapacağı milyonlarca şey varken sen kalkıp da bulabiliyorsun. Bula Onun buldu. allah Teala bu kadar vakti sana niye verdim? Sen gittin mezarlardan mı uğraştın demeyecek mi? Bir yığın insan ne bileyim çeşitli şekillerde kafalarında bir soru işaretiyle kıvranırken yahut maddi ihtiyaçlarla kıvranırken bunlara çözüm üretmen gerekirken mesela bakın arkadaşlar ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi dikkatle dinleyin lütfen. Bütün dikkatinizi verin lütfen. Şimdi Kur'an'da kendi bir ayet var. Zuhruf suresinin bir ayeti tam hatırlayamadım. Diyor ki Allahü Teala Muhammed Aleyhisselam'a bir parantez açayım. Ölülerin ruhlarına Kur'an-ı Kerim okuyup da içeriğinden habersiz olmak bakın adam başına ne iş getiriyor. Şimdi diyor ki Kur'an'da Allahu Teala sana indirdiğimizden şüphe içerisindeysen ya da o benzeri bir ayet tam senden önceki elçilerimize sor. He, bunu alıyorlar hemen cımbızlayıp bir dakika. Muhammed Aleyhisselam hayattayken İsa Musa hayatta mıydı? Değildi. Bak Kur'an'ı ı Kerim'i yanlışı. Muhammed kendisinden önce hangi elçiye sorsun? Bir tanesi hayatta değil ki. Çoktan çürümüş gitmişler. İsa'dan zaten gökte diyorsun. Ölüsünde bulamıyorsun yani. Mezarlar da yok. Peki şimdi peki şimdi Muhammed kime soracak? Demek ki bu Kur'an hatasıdır işte. Bak acemice yazılmış bir kitap. Bak Muhammed uydururken çuvallamış. Sana bunu pat diye karşına çıkarırlar. Bu soruyu pat diye karşına çıkarırlar. Elbette ki verecek cevabımız var. Şimdi birincisi bunu yakalasa yakalasa Yahudiler, Hristiyanlar o zamanın Mekke müşrikleri Muhammed'e nasıl rezil etsek diye uğraşan insanlar bunu yakalarlar. Onlar bu konuda hiçbir şey dememişler. Çünkü mevzuyu anlamışlar. Yani buradan vurabileceğim bir şey yok. Nedir anladıkları şey? Ona izah edelim. Senden önceki nebilere sor demiyor. Senden önceki elçilere sor diyor. Resullere sor diyor. Önce bir nebi resul ayıralım. Ama sen bu ayetin manası senden önceki peygamberlere sor diye mana verirsen peygamber ararsın o zaman. Mekke'de peygamber var mı diye böyle felik fellik peygamber arasın. Adama nereden bulsam, neyle batlandırsam diye. Bir, peygamber sözünü çıkaracaksın mehalden ve beyninden de çıkaracaksın. İki, ayette senden önceki nebilere sor demiyor. Resullere sor diyor üç Resul'ün iki anlamı vardır. Birincisi, birincisi o mesajın kendisine verilmiş olduğu şahıs. iki mesajın kendisi. Hani Muhammed Aleyhisselam da Resul'dür. O yoksa o zaman Kur'an-ı Kerim Resul'dür. Çünkü biz Kur'an-ı Kerim'den Allahü Teala'nın neyi söyleyip söylemediğini anlıyoruz. Onun sözleri Allah'la bizim aramızda elçilik yapmış oluyor. Dolayısıyla bu benim verdiğim mana değil. hangi sözlere bakarsan bak. Zaten bunu Arap müşrikleri yakalardı yani. O zamanın Arap müşrikleri yani Kur'an-ı Kerim gibi bir kitap var. Kendileri şair. Şimdi karizmaları çiziliyor adamların. Halk, esnaf kesim ona yöneliyor. Kur'an-ı Kerim'in açını bulmak için her şeyi yapan, didik didik eden Arap şairleri sizin dedeleriniz ateist şey, e, İslam karşıtı kesime söylüyorum sizin dedeleriniz bunu yapardı zaten. Kapanızı yormayın. Onlar burada bir açık görmediler. Çünkü çok iyi biliyorlar ki mesajı getiren de Mesaj. Mesaj getirenin yokluğunda aynı manaya gelir. Dolayısıyla senden önce elçilere sor demek senden önce göndermiş olduğumuz mesajlara bir bak. Tevrat'ı, İncil'i oku demek. Kur'an-ı Kerim'in iç bütününden biz bunu yakalıyoruz. İşte ölülere Kur'an okursan bu detayı görmezsin ve pat diye karşına çıkarırlar. Ve başka böyle detaylar da var. Ve başka böyle detaylar da var. Şimdi sorun şu, sen sadece ölülere Kur'an-ı Kerim okuyarak 41 Yasin, 41 bilmem mevlut yaparak işlerin bittiğini falan zannediyorsun. Ama senin çocuğun yüksek tahsil gördüğü yerlerde böyle sorularla karşılaştığı zaman ve senin cevap veremediğini gördüğü zaman sadece sana olan güveni değil. Kur'an-ı Kerim olan güveni de sarsılıyor. Aslında cevabı olan bir soru. Basit bir soru. Ama senin beceriksizliğin yüzünden, ileriyi görememen yüzünden, şu ünlülerle kafayı bozman yüzünden maalesef ama maalesef gençlik çok lüzumsuz bir yere savruluyor. Yani bu arada şöyle bir kaygımız da yok bizim yani. Eyvah bu ayrı görürse dinsiz olur memnun olur. İsteyen olsun arkadaş. Severmez. Hoca ders anlatırken sınıfta Eyvah şunu söylemeyeyim. Yoksa millet dersten kaçar diyor mu? Şunu söylersem millet ders dinlemez diyor mu? Ya matematik hocam formül neyse onu söyleyecek adam. Sana zor ya da kolay gelir. Keyfi midir? Çalışırsan yaparsın. Çalışmazsan yapmazsın. Bu da bunun gibi yani. Biz Müslümanların adam kaybetmek gibi derdimiz korkumuz yok yani. İstemeyen buna inanmayabilir. O şeyin ergen atelerin şeysi kendilerini tatmin ettikleri, mutlu hissettikleri istatistik bilgiler. Aslında onu duvara dinsizlik yükselişte diyor. Bakıp bakıp mutlu olsunlar. Ya dinsizlik gökteki yıldızlar kadar da olabilir. Hiç olmayabilirdi. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Bizim vazifemiz Kur'an-ı Kerim'i anlayıp, algılayıp, uygulamaya koymaktır. diye aktarmaktır. Bunun içinde, de bırakın ölülere Kur'an-ı Kerim okumasın Gel derdini diriye anlat. Ben diriyken gel beni uyar. Bunu yap. Dediğimiz gibi duygusal kesimde senin arkandan Kur'an-ı Kerim okuyan olmayacak. Olmasın. İstemiyorum zaten. İstemiyorum zaten. Benim arkamdan bana Kur'an-ı Kerim okuyan bir adam bana en büyük ihaneti yapmıştı. Ya o ayete ihtiyacım olduğunu biliyordum. Yıllarca hayattaydım. Sen neredeydin ya? Benim ölümümü mi bekledi? Hiçbir amel yapamıyor. Bak ne, 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 yapıyoruz ölüleri? Elbiselerini alıyoruz onlardan. Onlara yemek vermiyoruz. Onlara su vermiyoruz. Onlarla konuşmuyoruz. Neden? Çünkü artık bitti. Bu imtihan araçları ondan alındı. Şimdi çürümeye terk edildi. Kıyamet günü uyanacak. Uyandığı zaman da ne yapıyor? Yapıp ettiklerine haber verecek. Allah Kur'an'ı kendine buyurur ki size yaptıklarınızı haber vereceğim. Adınıza yapılanları değil. Nereden baksan çürüyor yani. Aziz kardeşlerim yani bu Kur'an-ı Kerim lütfen ciddi alın ya. Lütfen ciddi al. Niye ölü okuyorsun ya? Ölü ne anlamış Kur'an'dan ya? Sadece bu da değil. Bakın ben bir gün bir gazete okuyordum. Keşke o gazeteyi kaybetmeseydim. Burada size gösterirdim. Gazetenin bir kupuru böyle. Bir kupuru da böyle. Küpür değil arkadaşlar. Kupur bu arada. Parantez açayım. Fransızca bir kelimedir. Bir köşe demek. Neyse. Bir kupuru böyle. Bir kupuru da böyle. Burada. Şurada bir haber var. Falan falan gayrimüslim vatandaş falan tarihte ölmüştür. Ölümünün 40. günü falan kilisede tören yapılacaktır. Hemen yandaki kutucukta aynı tarih, aynı saat, aynı gün, aynı cenaze, aynı 40 gün aradan geçmiş sadece Müslüman falan camide. Yani sadece kilise ve kilisenin yanına camiyi koy, adamın adını değiştir o. İşte bunun şey kültürlerin birbirine etkilemesinden kaynaklanıyor. Aziz kardeşlerim, Muhammed Aleyhisselam kimsenin ruhuna Kur'an-ı Kur okumamıştır. Okumaya da gerek yoktur. Derdini git dirileri anla. Git dirilerle tartış. Müslümanların, diri Müslümanların sorunlarının çözülmeye ihtiyacı var. Bırak şimdi mezardakileri. Onlar zaten yapacağını yaptı geçti gittiler. Önemli olan şu anda, şu saatte bizim ne elde edeceğimizdir. Aç Kur'an-ı Kerim'i İsra Suresinin 20. 19. ayetinden 39. ayetine kadar 20 ayet var. Orada oku. Ne diyor Allah? Hırsızlık yapma, zina yapma, adam öldürme, çalma, çırpma, anne babanla iyi geçin, gıybet etme, bilmediğin şeyin peşine düşme. Ya bunlar herkesin anlayıp yaşayabileceği şeyler. Eğer gerçekten bunları anlamıyorsan, diyor e diyorsan ki ben, affedersin ben aptal bir adam bunu anlamıyorum. Sen dinle mükellef değilsin. Sen direkt cennetliysin. Hiç kapanıyorum. Hiç bu din muhabbetlerine girme. Git keyfine bak. Ama diyorsan ki ben akıllı bir adamım ve Kur'an-ı Kerim akıllara hitap ediyor. O zaman gereğini yapmakla mükellef. Saat suresinin 29. ayetinde Allah-u Teala buyuruyor ki bu kitabı indirdik ki üzerinde derin derin düşünesiniz diye. Ya ölü neyi düşünsün? O ya sevinç içerisinde ya pişmanlık içerisinde. İkisinden biri. Artık geriye dönüp düzeltebileceği hiçbir şey kalmadı. Neyse arkadaşlar bu konu çok uzuyor. uzatmamalıyız aslında. Bunu konuşmamalıydık. Ben bu konuyu konuşurken yani vur vurabildiğin kadar hurafecilere zaten kendilerini savunamayacaklar. Mantığıyla zevk olarak konuşmuyorum. hakikaten aşalım bunu ya. Bırakalım bu konuyu. Konuşmayı bile bırakalım yani. Lazım değil yani. Mezarlara hoparlör koymak neyin nesidir Allah aşkına? Ne bileyim yani mezarlara plak koymak neyin nesidir? Megafon yerleştirmek neyin nesidir? Sizi hiçbir zaman duymayacak olan insanlara Kur'an-ı Kerim okumak ne okuyan belli, ne okuduğu belli altta yatan açısından, ne okuduğun adam belli çoktan çürümüş gitmiş. Bu nedir Allah aşk? O düzenekler kuracağına, sen git o düzeneyi kuracağına, oradan üniversite öğrencisine bir tane dizüstü bilgisayar alsana adam işlerini halletsin. Bir sürü yapılacak hayır var. Bir sürü yapılacak hayır var bu konuda çok şey daha söylenebilir ama söylemek istemiyorum. Siz anladınız mevzuyu zaten. Arif olanlar olan yani zaten. Dostlarım sıkıcı bir mevzu bence. Ama ne yaparsınız ki insanlar işte meşgul olunca, insanlar kafayı buna yorunca, insanlar bu konuda çok meşgul olunca es geçemiyorsunuz. Konuşmayalım diyemiyorsunuz. Böyle bir sorun varsa konuşacağız yani. Yapacak bir şey yok. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnşallah başka bir sohbette görüşmek üzere.